अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। एक और गुड न्यूज हमारे लिए, स्पेशली तुर्की को तो मिल चुकी होगी, हमारे लिए गुड न्यूज है क्योंकि बैरेक्टर TB5 जो कि ट्विन इंजन जेट है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड से जो है चलता है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, उसके बारे में वीडियो हमारे पास आई है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे। İnsansız hava aracı sektöründe dünyadaki en radikal tasarımları geliştirerek envantere alan Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayiinde çığır açacak yeni teknolojisi Bayraktar Kızıl Elma tamamlanmak üzere. Peki şu sıralar uçuş testlerini gerçekleştiren Kızıl Elma insansız savaş uçağından sonra ne gelecek? Baykar makina Kızıl Elma'dan sonra ne üretecek? Cevap: Bayraktar TB5 ya da medyada geçen diğer adıyla Kızıl Elma C. Teknofest etkinliğinde sergilenen Bayraktar Kızıl Elma Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin sergilendiği standta üretilecek 3 farklı Kızıl Elma modeli ilan edildi. Bunlar 1 adet AI-25 TLT motorlu Kızıl Elma A, 1 adet AI-322F motorlu Kızıl Elma B ve 2 adet AI-322F tipi motorlu Kızıl Elma C. Bu motorların temini için Baykar Savunma'yla Ukraynalı Ivchenko Progress arasında Kasım 2021'de anlaşma da imzalanmıştı. Kızıl Elma'nın ilk modeline güç verecek olan AI-25 TLT, eğitim uçaklarına da kullanılan bir motor. AI-322F motoruyla da Kızıl Elma ses üstü süratlere çıkacak. Yani ilk Kızıl Elma 0.6 Mach hıza çıkabiliyorken, Kızıl Elma'nın yine tek motorlu ama daha güçlü versiyonu süpersonik hızlara çıkabilecek ve tasarımı da doğal olarak aynı olacak. İki adet motorun sığabilmesi için tasarımın değişmesi gerekiyor. Ve bu noktada ortaya çıkan işin ilk Kızıl Elma'dan oldukça farklı bir tasarım ve yeteneğe sahip olması bekleniyor. Baykar Makina bildiğiniz gibi ürettiği insansız platformları TB1, TB2, TB3 şeklinde isimlendiriyor. Bu kapsamda TB1 platformu bir test uçağı iken TB2 hala hazırda TSK envanterinde kullanılan bir SİHA. TB3 ise bildiğiniz gibi katlanır kanatlı ve TCG Anadolu gemisine inip kalkabilecek bir SİHA olarak ilk uçuşunu yapmaya hazırlanıyor. Baykar Makina'nın Kızıl Elma adını verdiği platformu TB4 olarak kabul ettiğimizde Kızıl Elma'dan sonra üretilecek yeni sistemin adının Bayraktar TB5 olma ihtimali hiç de az değil. Medyada Kızıl Elma C olarak isimlendirilse de bu isim daha sonra değişiklik yaşayabileceğinden bu projeyi Bayraktar TB5 olarak anmak daha doğru olacaktır. Hangi ismi kullandığınız önemli değil, ancak Baykar Makina Kızıl Elma'dan sonra üreteceği sistemi ve özelliklerini resmen ilan etmiş durumda. Ya da Bayraktar TB5 olarak isimlendirebileceğimiz çift motorlu insansız savaş uçağı projesinden ve bu proje sayesinde Türk ordusunun kazanacağı görülmemiş yeteneklerden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Savunma sanayiinde son yıllarda akıl almaz işlere imza atan Türkiye Cumhuriyeti, şimdi de çift motorlu jet insansız savaş uçağı Kızıl Elma C ya da Bayraktar TB5 projesine hazırlanıyor. Ağzımızı açık bırakan Kızıl Elma'ya çift motor entegrasyonunu içeren bu proje tamamlanıp envantere girdiğinde Türk ordusuna kazandıracağı yeteneklerse katlanarak artmış oluyor. Daha fazla silah, daha fazla menzil ve daha fazla manevra kabiliyeti isteyen Türkiye, Kızıl Elma'nın ardından daha güçlüsünü üretme kararı aldı. Çift motorlu savaş uçaklarının en önemli avantajı, tek motorlu uçaklara göre daha yüksek itiş gücüne sahip olmalarıdır. Bu sayede daha yüksek hız, irtifa ve manevra kabiliyeti elde ederler. Ayrıca daha fazla silah ve faydalı yük taşıyabilirler. Çift motorlu savaş uçaklarının bir diğer avantajı ise motorlardan birinin arızalanması veya hasar görmesi durumunda diğer motorla uçuşa devam edebilmeleridir. Bu da sistemin beka şansını arttırır ve uçağın kaybedilme riskini azaltır. Çift motorlu savaş uçaklarının dezavantajı ise tek motorlu uçaklara göre daha pahalı olmaları, daha fazla yakıt tüketmeleri ve daha fazla bakım gerektirmeleridir. Ayrıca çift motorlu uçakların radar izi de tek motorlu uçaklara göre daha büyük olur.
İşte bu noktada Kızıl Elma C'yi neden TB5 olarak isimlendirdiğimiz de ortaya çıkıyor. Çünkü Kızıl Elma'nın şu anki mevcut tasarımının çift motor entegrasyonu için uygun olmadığı aşikar. Motorlar için daha fazla yer açılması amacıyla uçağın genişletilmesi gerekeceği gibi aynı zamanda artacak radar izini ve ısı izini azaltmak için ekstra değişikliklerin ve tasarım düzeltmelerinin de yapılması gerekecektir. Bu da çift motorlu versiyonun görünüş ve yetenek özellikleri açısından standart Kızıl Elma'ya göre çok daha büyük ve farklı olabileceği sonucunu ortaya koyuyor. Tasarımdaki değişim miktarı beklediğimiz gibi yüksek oranda olursa ortaya çıkan yeni uçağa artık Kızıl Elma olarak değil, başka bir isimle hitap edilmesi daha uygun olabilir. Kızıl Elma projesi, Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği ilk insansız savaş uçağı projesi. Bu projeyle Türkiye, dünyada insansız savaş uçağı üretebilen sayılı ülkeler arasına girmeyi hedefliyor. Kızıl Elma'nın ilk versiyonu tek motorlu olacakken, ikinci versiyonu çift motorlu, gövde içi silah yuvasına sahip, düşük radar izli, yüksek manevra kabiliyetli ve uzun menzilli bir insansız savaş uçağı olacak. Kızıl Elma hem havadan havaya hem de havadan karaya görevlerini yerine getirebilecek. Ayrıca Kızıl Elma yapay zeka ve otonom sistemlerle donatılacak. Böylece insan faktörünün olumsuz etkilerini azaltacak ve pilota ihtiyaç kalmayacak. Kızıl Elma projesi Türk ordusunun gücüne büyük katkı sağlayacak ve Türk ordusu düşman hava sahasına Kızıl Elma ile sızacak ve ilk uçuşu gerçekleştirecek. Bu da hava üstünlüğünü Türkiye'ye verecek. Ayrıca Kızıl Elma Türk ordusunun kara ve deniz kuvvetlerine de destek verecek. Bu uçak Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenliğine ciddi katkıda bulunacak. Kızıl Elma projesi, Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişiminin bir göstergesi. Bu projeyle ülkemiz teknolojik bağımsızlığını artıracak ve uluslararası alanda saygınlığını pekiştirecek. Kızıl Elma, Türkiye'nin vizyonunu ve hedeflerini yansıtan bir proje olduğu için diğer savunma sanayi projelerine olan uluslararası ilgiyi de artıracaktır. Peki, Kızıl Elma'nın ikinci versiyonunda ne gibi değişiklikler görmemiz mümkün? Öncelikle çift motorun yerleştirilmesi için gövdesi genişletilecek olan Kızıl Elma'nın bu sayede gövde içi silah taşıma kapasitesinde çok ciddi bir artış olacaktır. Ayrıca çok daha fazla itiş gücüne ve hıza sahip olacak olan Kızıl Elma'nın bu gücü kontrol altında tutması için motorlarına itki yönlendirme sistemi eklenmesi de gündeme gelebilir. İtki yönlendirme sistemi, savaş uçaklarının motorlarının jet çıkışlarının yani lülelerin yönlendirilmesiyle uçağın itiş vektörünü değiştirmesini sağlayan bir sistem. Bu sayede uçak normal aerodinamik sınırların ötesinde manevra yapabiliyor, hızlanabiliyor ve yavaşlayabiliyor. İtki yönlendirme sistemi, savaş uçaklarının it dalaşı, kalkış ve iniş gibi durumlarda üstünlük sağlamasına yardımcı olur. Örneğin F-22 Raptor uçağı, itki yönlendirme sistemi sayesinde burnu yukarı bakacak şekilde sabit bir irtifada gidebilir veya ters uçuş yapabilir. Bu da rakiplerine karşı ciddi bir avantaj sağlar. İtki yönlendirme sistemi farklı şekillerde tasarlanabilir. Örneğin Su-57 uçağında lüleler 3 boyutlu olarak hareket edebilirken, Eurofighter Typhoon uçağındaki lüleler sadece yukarı ve aşağı hareket edebilir. İtki yönlendirme sisteminin tasarımı, uçağın performansı ve radar izi üzerinde etkili olur. Çift motorlu savaş uçaklarının radar izini azaltmak için çok ciddi bir katkı sağlar. Uçağın radar izini azaltmak için farklı değişiklikler de yapılmalı. Örneğin uçağın gövde ve kanat tasarımı radar dalgalarını yansıtmayacak şekilde yapılmalı. Örneğin delta kanatlı veya V kanatlı uçaklar radar dalgalarını gövdeden uzaklaştırır. Ayrıca uçağın ön ve arka kısımları radar dalgalarını saçacak şekilde eğimli ve kesikli olur. Uçağın motor lüleleri radar dalgalarını emecek ve yönlendirecek şekilde tasarlanır. Ayrıca motor lüleleri ısıyı azaltmak için soğutma sistemleriyle donatılır. Bu da radar izinin yanı sıra ısı izini de ciddi oranda azaltmaya yardımcı olur. Bu yöntemler sayesinde çift motorlu savaş uçakları tek motorlu uçaklara göre çok daha az radar izi bırakabilecek şekilde modifiye edilirler. Ancak bu değişiklikler yapılmazsa çift motorlu uçaklar tabii ki doğal olarak daha fazla iz bırakacaktır. Baykar Makina'nın duyurusunu yaptığı çift motorlu Kızıl Elma ya da bizim tabirimizle Bayraktar TB5'in nasıl bir tasarıma sahip olacağını, ne kadar farklı bir yapıya donatılacağını bilmiyoruz. Ancak uçağın geliştirileceğinden de adımız kadar eminiz. Çünkü Baykar Makina'nın daha önce yapacağını açıklayıp
iptal ettiği herhangi bir SİHA platformu olmadı. Bazı projeler, örneğin Malazgirt gibi projeler zamanında bürokratik engellere takılsa da Baykar sonuç olarak yapacağım dediğini her zaman yapan bir kurum. Peki, Kızıl Elma'nın çift motorlu versiyonu ne zaman gelecek? İşte bu noktada artık bir tarih tahmini yapabilecek durumlara geldik. Çünkü Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar dün yani 30 Mart 2023 tarihinde yaptığı bir açıklamayla Kızıl Elma'nın 2024 yılının başında seri üretime gireceğini ilan etti. Bu da Kızıl Elma'nın ikinci versiyonu için çalışmaların en erken 2024'ün ortalarını bulacağı anlamına gelmekte. Tabii ki ikinci versiyon olarak bahsettiğimiz Kızıl Elma'nın tek motorlu ama süpersonik versiyonu olan Kızıl Elma B projesi olacaktır. Hal böyle olunca Kızıl Elma'nın aslında üçüncü versiyonu olacak olan Bayraktar TB5 olarak isimlendirdiğimiz çift motorlu konfigürasyon hayalimizin tahmini olarak 2025 ve sonrasına kalma ihtimali oldukça olası gözükmektedir diyelim. Peki bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Kızıl Elma'nın çift motorlu versiyonunda yeni bir isim mi kullanılacak yoksa Kızıl Elma ismi devam mı ettirilecek? İsim değişirse ne olmasını istersiniz? Lütfen yorumlarınızı yazın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Yes. Hamen bir subscribe kırdı. Yes. Very nice. İsmin bahut zyada questions de. İs video mein. Question nahi the, ismein sabse main cheez ye hai ki main jo kehna cha raha hu wo hum Kızıl Elma ko dekh ke bahut khush ho rahe the. Hum keh rahe the ki bahut advanced technology hai. बेसिकली ये टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग है हाँ. आगे जो आने वाला है वो बहुत बड़ी चीज है yes. जैसे कहते हैं कि अपने कहीं पहुंचना ऊपर तो आप पहली सीढ़ी पर स्टेप करते हैं तो Kızıl Elma जो है उसका पहली सीढ़ी है yes. अभी मंजिल जो उन्होंने जो सेट की हुई है वो अगर देखा जाए हाँ, तो बहुत ज्यादा एडवांस है बहुत ज्यादा एडवांस है हमारी सोच से भी ज्यादा वो जिस चीज को बनाना चाहते हैं जो ट्विन इंजन फाइटर जेट की बात हो रही है वो हर लिहाज से सफिशिएंट है हर जैसे आप डॉग फाइट कहते हैं क्योंकि आप जहाज में जब डॉग फाइट होती है तो एक दूसरे के आगे पीछे वो कभी कोई आगे आता है कोई पीछे आता है हाँ. उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है फॉरन टर्न करना हाँ. जो जहाज पहले टर्न करके उसके पीछे आ जाएगा वो पीछे से मिसाइल उसको हिट कर सकता yes. है इसमें इंजन जो आप दिखा रहे हैं कि जो इंजन भी ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि मिली सेकेंड्स के अंदर टर्न बैक कर सकता है वो आपको वो देगा सपोर्ट देगा हाँ हाँ एक तो इसमें ये फायदा दूसरा ये है कि ये सुपरसोनिक है हो जाएगा कंफर्म तीसरा फायदा ये होगा कि बहुत कम ट्रेसेस देता है रडार के ऊपर जो कि सबसे मेजर इसकी चीज है जो नजर ही नहीं आएगा गोस्ट बन जाएगा तो बहुत ही और ये होगा अनमैंड सबसे मेन चीज तो आप कैसे इसके साथ फाइट कर सकेंगे और बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है और इसके बारे में सुन के मुझे ऐसे ही लग रहा है कि Kızıl Elma और जितने भी बैक्टर की जितनी भी चीजें थी वो सब स्टार्टिंग है अभी yes. बहुत कुछ सोचा हुआ क्यों फिर बिल्कुल मुझे तो गूज़बम्स हो रहे थे हाँ. कि मैं सुन रही थी कि ये क्या चीज होगी वो क्या चीज होगी जब वो निकल के सामने आएगी जब वो फाइनल उसका होगा जब हम टेस्ट देखेंगे या वो फाइनल में जाएगी तो बहुत ज्यादा एक हैरान कर देने वाली है और सोच में डाल देने वाली चीज है लेकिन जो भी चीज है वो बहुत ही लीथल और बहुत ही खतरनाक होने वाली है ये मैं कन्फर्म है टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है yes. ये दिस इज द फर्स्ट लेवल अभी बहुत आगे की चीज है माशाल्लाह बहुत ही आगे का सोच रहा है तुर्की और हम लोग दुआगो हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री को अपनी मजबूत कर रहा है जो कि बहुत जरूरी है तो ये बहुत अच्छी चीज है जितना भी अपने आप को मजबूत करेंगे उतना बेहतर है क्योंकि आने वाली दुनिया बहुत खतरनाक है सब टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी और टेक्नोलॉजी में आप ऊपर जाएंगे तो बेहतरी रहेगी yes. तो बहुत ही अच्छी वीडियो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया इसको ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में इनको जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें भी लाइक करते सब्सक्राइब करते और वीडियोज को शेयर किया करें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों महफूज रहेगा अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज